İyi akşamlar efendim. Bu akşam misyoner serimize yine devam edeceğiz. Ama öncelikle dostlardan gelen bazı yorumlarda da gözüme çarpan bir hususu açıklığa kavuşturayım. Benim arkamda gördüğünüz küçük bir kütüphane var, kitaplık var. Aslında çok da kitabım yok. Şimdi bazı arkadaşlar belki beni evinin her odası kitap dolu gibi tahayyül edebilirler. Ama maalesef evinde hiç kitap olmayan birisiyim. Bu nasıl oluyor derseniz, beni okul arkadaşlarım da dahil, hayatım boyu tanıyan insanlar bilirler ki ben bir kitap okuma hastasıydım. Kitaplarım da vardı fakat bir talihsiz müteşebbis olarak 1990'lı yıllarda bir ticari ortaklık yaptım. Bunu da fena çuvalladık. Elimizdeki avucumuzdaki gittiği gibi biraz da moralmen bozuldum ve eve kapandım. O dönemde Fatih'te oturuyordum. İşte Beyazıt'ta bir müzenin arkasında açık hava kitapçıları vardı. Onlara 10 kitap alırdım evden. Giderdim orada ismini unuttum bir vatandaştan. Karşılığında seçtiğim 5 kitabı alır, takas yapardık. Sonra 5'i götürürdüm, okurdum. 3 alırdım, 2 alırdım pazarlığa göre. Sonra onlar da biterdi. Tekrar gelirdim bir 10 kitap daha. 10 kitap daha, daha. Bir yıl içerisinde ben evde ansiklopedilerde dahil kitap bırakmadım efendim. Çünkü param yok ama okumak istiyorum. Yani o dönem hatta hiç unutmuyorum işte bir Rus yazarın size okuma açlığımı şöyle izah edeyim. Bir Rus yazarın Gece ve Melek isimli kitabını bir gecede okumuştum. Adam inanmamış beni imtihan etmişti. Onun için evimde kitaplık yok ha. Bu konuda şey de yapmıyorum. Mühim olan burada olması. Orada olması değil. Şimdi efendim, misyonerlerin değişik bir türü. İlk önce Robert Kolej içerisinde ve diğer kolejlere daha sonra dağılarak faaliyet alanını genişletmiş. Türkiye'nin her tarafında bilhassa İstanbul'un işgaliyle birlikte yoğun bir şekilde nüfuz etmiş bir teşkilattan bahsedeceğim. Bu Hristiyan Gençlik Birliği. İngilizce adıyla Young Men Christian Association veyahut da aynı şeyin woman'ı yani kadın genç Hristiyan Gençler Birliği veyahut da Hristiyan Kadınlar Genç Kadınlar Birliği. Şimdi bu birliğin 1844 yılında George William adında birisi Londra merkezli kuruyor erkekler olarak önce. Daha sonra 1857 yılında da kadınlar kısmı, kadınlara hitap eden bölümü açılıyor. Bu birliği, cemiyeti kurmalarının amacı ilk önce Hristiyanlara Hristiyanlığı öğretmek. Sonra Protestanlığı yaymak. Tabi Hristiyanlığı öğretmekten kasıt da Protestan Hristiyanlığı anlatmak. Hristiyanca yaşamayı hayatın içerisinde sağlamaya çalışmak. Bunun için de genç nesillerin fiziken, bedenen, ruhen sağlıklı olmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak. Bu amaç doğrultusunda İşte önce Avrupa'da İngiltere merkezli olarak daha sonra George William'ın 1905'te vefatından sonra da bu cemiyetin merkezi İsviçre'ye taşınıyor. Ve dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet göstermeye başlıyor. Türkiye'de ilk faaliyeti 1881 yılında Robert Kolej içerisinde faaliyete başlıyor. Robert Kolej içerisinde faaliyete başlaması aslında bu misyonerlerin arasında İngiliz, Amerikalı hiç fark etmiyor. Daha sonra zaten Young Women kısmı yani kadınlar kısmının merkezi Amerika'ya taşınıyor. Şimdi bunların çatısı nihayetinde Protestanlık. Yani
Amerika'yı kuranlarda hani WASP denilen White Anglo-Saxon Protestan. Şimdi İngiltere'de aynı şey White Anglo-Saxon Protestan. Danimarka, Hollanda'nın bir kısmı, Almanya'nın bir kısmı. Yani Protestan dünyası kendi içinde Methodist, Presbyterian, işte bilmem şu bu diye ayrılsa bile tepede hepsi Protestan olarak birleşebiliyorlar. Ve dinlerinin emrettiği şekilde misyonerlik yapıyorlar. Dinlerini yaymaya çalışıyorlar. Tabi burada iki şık üzerinde duruluyor. Bir, yurt dışındaki çalışmalarında yani Hristiyan olmayan ülkelerde bilhassa işte Osmanlı toplumuna geliyorlar. Daha sonra Genç Türkiye Cumhuriyeti döneminde de faaliyetlerini yürütüyorlar. Şimdi bunların bir Hristiyanlara yönelik faaliyetleri var. Bir de Hristiyan olmayan insanlar da bunların faaliyetlerine iştirak ediyor. Çünkü yani bugün basketbol ve voleybolu Türkiye'ye ilk getiren işte bu YMCA'dır. YMCA organizasyonuyla. Bunlar illegal olarak 1910 yılına kadar Türkiye'de bütün hemen hemen bu Amerikan kolejlerinde faaliyetlerini sürdürdüler. 1910 yılında artık Londra merkezindeki daha sonra İsviçre'ye taşınan bu YMCA'nın merkezi buraya bir yönetici atadı. Bu yöneticinin yanında da bir katiplik ve tercümanlık yapan yine Harput Amerikan Koleji'nde okumuş Muhammed Şerif isminde daha sonra dindar bir babanın oğlu, Müslüman dindar bir babanın oğlu bu kolejden protestan olmuş birisi buranın uzun yıllar katipliğini ve tercümanlığını yapmış. Bakın, gelişlerinin amacı Hristiyanlığı öğretmek Hristiyanlara ama bir müddet sonra ne oluyor? Etkileşimler başlıyor. Zaten bizim bu misyoner çalışmalarında Türkiye'deki kültürel etkileşimdeki en büyük etkileşim farkında olmadan onlara benzemek. Adette, kültürde bir müddet sonra da ya zaten benzedin artık sen bizdensin. Adın Ahmet, Mehmet, Hasan filan gene toplum seni öyle bilsin. Ama gel sen artık ayinlere katıl. Seni vaftiz edelim. Seni Hristiyan edelim. Bu noktaya geldi. Ve bugün o kadar çoklar ki bunlar bizim içimizde. Hala isimleri Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin. Süryanileri kastetmiyorum. Onlara zaten bizim gibi. Ama İşte bu Muhammed Şerifler bizim içimizde hala var. Şimdi bu şeyler Hristiyanlık çalışmalarını tam gaz yaparken bunların ekmeğine yağ süren bir olay oldu. Tabii Birinci Dünya Harbi patlak verdi. Osmanlı Dünya Harbi'nde yenik sayılan ülkelerden olduk ve biz Mondros Mütarekesi'yle ülkemiz işgal edildi. Bu işgal süresi en çok da YMCA'nın işine yaradı. YMCA o dönemde 1920'de Pera'da, Beyoğlu'nda, Şişli'de erkek kısmı ve Suadiye'de 3 tane şubesi vardı. İzmir, Adana, Antep, Samsun, Merzifon, her yerde Harput, Bursa, Mersin, bütün buralarda YMCA'nın faaliyet gösteren birimleri vardı. Oralarda kamplar, İşte buralardaki şeyler şunlardı, verdikleri dersler. İzcilik, basketbol, voleybol, sportif faaliyetler. Bu arada eskrim, işte yani yaptıkları faaliyetlerin içerisinde hemen hemen olmayan hiç yoktu. Hiç yoktu. Bunlar edebiyat, yabancı dil. Haliyle insanların buraya çok fazla rağbet görüyorlardı. Hele o ülke işgal edildiği, yani İstanbul, İzmir, Samsun, Adana bilhassa işgal edildi. Bursa gibi şehirlerimizin işgal edildiği o mütareke yıllarında bunlar çok rahat çalışabiliyorlardı. Hatta
erkekler kısmının İstanbul'daki üyelerinin %46'sını Türkler oluşturuyor. %46'sını. Toplam ne kadar üye var? Sayılı üye 977. Yemecihan'ın aynı zamanda Kocaeli taraflarında ve Şile taraflarında iki tane kamp yapıyor. Adana'da 250 kişilik kamp yapıyor. Düşünün, o dönemde 250 kişilik. Aynı zamanda Young Woman'a, yani kadınlar bölümüne, genç kadınlar bölümünün hem Pera'da hem de Caddebostan'da bir köşk, 20 dönüm arazisiyle birlikte bunlara hibe ediliyor. Ve hibe edilen bu arazide kamp yapılıyor kadınlar. Bu kampta 1924 yılında çekilen bir resim var. Annem Belkıs, Gündüz Vassaf'ın anlattığı. Annem Belkıs da resimlerle anlatıyor. Annesi Belkıs Vassaf orada katılan, Amerikan Kız Koleji'nde okurken o kampa katılıp orada bulunan kızlardan birisi. Oradakilerin beraber çekilmiş fotoğrafı var ve o fotoğraf Türkiye'nin 1924 fotoğrafı değil. O resimdekilerin hepsi de Protestan değil. Belkıs Hanım'a döneceğim. Şimdi Yemecihan'ın Türkiye faaliyetlerini iyice anlatalım da. Çünkü işte ilk Türkiye'nin o Tarzilerin kızı, Nehir'e Nehir, işte yani o kadar çok ki Halide Edip bu kamplara katılıyor, bu programlara katılıyor. Şimdi Türkiye'deki o dönemin kalburüstü yetişmiş bütün genç erkek ve kadınlarını siz sosyal, kültürel faaliyetlerle bir beyin yıkamanın içerisine maruz bırakıyorsunuz. Bir şeyin içerisinde devamlı okulda devamlı İngilizce eğitim, ayinler, propagandalar, Batı kültürüne hayran bir nesil yetiştiriliyor ve bunları siz bir de boş bırakmıyorlar. Yaz tatillerinde, hafta sonlarında, diğer günlerde bunları kamplarla, sosyal ve kültürel etkinliklerle, hatta okulda olmayanları, dikiş, nakış vesaire gibi kızları, erkekleri boks, jimnastik kulüpleriyle bu atmosferin içerisinde devamlı bir propagandaya maruz bırakıyorlar. Düşman ol, yani kendilerine dost yapamıyorlarsa, Hristiyan yapamıyorlarsa bile sempatizan yapıyorlar. Batı kültürünün, bilhassa Amerikan kültürünün hayranı yapıyorlar. İşte bizi böyle böyle, hani hep söylediğimiz o kurbağanın yavaş yavaş ısıtıldığı ve artık kızgın demirin üzerinde rahat rahat yürüyebildiği bir hale getirdiler. Farkına varmadık. Gayet müdeniz. O ne var canım, olsun, o da olsun, o da olsun. O Türk kızlar. Belkıs Vassaf dedik. Gündüz Vassaf'ın annesi. Zekeriya Sertel, Türkiye'nin ilk sosyalist komünistlerinden birinin de kız kardeşi. Bu Balkanlardan, Makedonya'da, Usturunca'da Sırpların ve Makedonların, Yunanlıların baskılarından kaçıp 1910'lu yıllarda Aksaray'a yerleşmiş, Akşehir'e yerleşmiş bir ailenin, dindar bir dedenin çocukları. Baba hafız. Ama birisi işte maddi durumları iyi olduğu için bu Amerikan okullarında okuyorlar ve neticede birisi Zekeriya Sertel oluyor, Türkiye'nin ilk komünistlerinden. Birisi de Belkıs Hanım. Belkıs Hanım Çapa Öğretmen Okulu sonrası Robert Koleji Kız Bölümüne, Arnavutköy Kız Koleji'ne veriliyor, Amerikan Koleji'ne. Sonra İstanbul Üniversitesi'ni bitiriyor. 1935 yılında kocasıyla evlenip Amerika'ya gidiyorlar. Amerika'da Harvard'da eğitim görüyor. Hemen herhalde galiba Harvard'da eğitim gören ilk Türk kadını. Ve daha sonra sosyoloji alanında çalışmaları var. Şimdi onun Gündüz Vassaf'ın yazdığı kitapta ilginç anekdotlar var annesinin ağzından anlatılan. İşte o dönemi
bilhassa annesinin o Amerika'ya gitmeden önceki bıraktığı Türkiye, geldikten sonra karşılaştığı Türkiye'yi anlatır. O bakımdan iyi bir örneklemedir. Şimdi annesinin oradaki değişimi de sizin yargınıza kalmış bir şey. Siz bunu olumlu da görebilirsiniz. Benim gibi bakarsınız, ah kaybedilmiş bir nesil diye de görebilirsiniz. Bazıları için çok nefis bir şeydir. Harvard'da kabul edilmek, MIT'ye kabul edilmek falan çok güzel bir olaydır. Hayatının gayesidir, amacıdır. Ama ben Türk ve Müslüman olarak, bu ülkenin çocuğu olarak gidip oralarda okuyup, yenip ülkesine, oradan veya burada fayda sağlamayan, ülkesiyle bağlarını koparmış, diniyle, örfüyle, adetiyle ilişkisini kesmiş birisinin orada okumuş, en güzel başarıları elde etmiş. Bana ne ya? Bana ne? Ne faydası var bize? Neyisiyle övüneceğim ben? Türklüğüyle mi övüneceğim? Müslümanlığıyla mı övüneceğim? Ülkesine fayda verdi diye mi övüneceğim? Ne yapmış bu ülkesine? 90 küsür yaşında gelmiş Türkiye'de ölmüş. Ölmeseydi Amerika'da öyleydi. Bana ne kardeşim ya? Bana ne? Şimdi bizim en büyük handikaplarımızdan birisi bu. Hayranlık. Böyle hayran oluyoruz. Birilerinin anlatılan böyle parlak CV'lerini anlattıklarında vay anasına diyoruz. Ya bu adam oranın buradaki temsilcisi. Burada yaşayanlarının bir kısmı. Oradaysa zaten buraya faydası yok. Kopmuş gitmiş. Nesine ben hayran olacağım bunun ya? Nesine alkışlayacağım bunun? Nesine alkışlayacağım? Bir Rus diyor ki, Belkıs Hanım'ı çok ilginçtir. Amerika'da. Sanırım 1960'larda falandır. 70'lerdedir. Tanzimat'tan beri diyor, Batı'ya öğrenci yolluyorsunuz. Bu öğrencileri yetiştirecek hala müesseseler oluşturamadınız mı? Belkıs Hanım'ın bu hatıratta dile getirdiği bu sözlerin üzerinden belki 50-60 sene daha geçti. Yıl 2021, biz hala Amerika'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye öğrenci göndermenin derdindeyiz. Oraya gönderecek öğrencileri. 1840'lı yıllardan beri sen olmuş 2020, hala 2021 hala Batı'ya öğrenci göndeririz. Yazıklar olsun ya. Oturup ağlamamız gereken bir şey. Osmanlı da ağlasın, Cumhuriyet de ağlasın. Ne bu ya? Utanılacak şeyden övünüyoruz. Biz şu kadar öğrenci Batı'ya gönderdik. Biz şu kadar öğrenci Amerika'ya gönderdik. Bizim oğlumuz Amerika'da okuyor. Bizim kızımız Fransa'da okuyor. İyi halt yapıyor. Niye bu siz çocuklarınızı kendi kültürünüzün içerisinde yetiştiremiyorsunuz? Ya 1857 yılı Hoca Tahsin diye Said Nursi'nin bile benim İttihadı İslam davamında rehberimdir dediği adam gavur Tahsin oluyor ya. O çocukların başına yani Paris'te dinlerini, diyanetlerini unutmasın diye Osmanlı'nın başlarına gönderdiği adam 5 yıl sonra gavur oluyor. Gavur. Senin çocuğun Ahmet, Hasan, Hüseyin, Hans olmadıysa hep de başını koy. Ondan sonra yok benim oğlum şurayı bitirdi. Benim kızım burayı bitirdi. Bitirse ne olacak? Liyakat, liyakat. Gördük 15 Temmuz'da liyakatları. Bu ülkenin çocuklarına, bu ülkenin insanlarını bombalattılar. Vatan sevgisi, din, iman, namus, şeref, haysiyet, onur. Yoksa bana ne senin liyakatından kardeşim ya? Bilmem ne okulunu bitirmişsin. Bana ne? Bana ne? Çoban kadar değerin yok benim nezdimde. Allah Allah. Liyakat, liyakat, liyakat. Vatanını satan liyakatlılar. Vatanını satan liyakatlılar. CIA'nin uşağı liyakatlılar. Utanıp ağlayacağımız bir şey var. Ey devleti yönetenler! Utanıp ağlayacak bir şey var.
1840-2021. 181 yıldır bu ülke çocuklarını batıya yolluyor. Sen hala bu çocuklarını en iyi şekilde yetiştirecek okul ihdas edemediysen utanır. Bütün yöneticilerin bu halktan özür dilemesi lazım. Ha, yeme canı oldu sonra. 1931 yılında dediler ki bir kanun çıktılar. Arkadaş tamam biz dini yasakladık bu ülkede. Dini her türlü faaliyeti yasakladık. Sizin de Hristiyan geçmesi teşkilatınızda olmuyor yani. Biz şimdi tamam ezan sesini susturduk, çan çalıyor ama bu kadar da olmaz. Evet. Tuhafınıza mı gitti? Bu ülkede çan sesi kesilmedi ama ezan kesildi. Dediler ki biz Hristiyan kelimesini çıkarttıktan sonra niye faaliyet yapalım burada kardeşim? Bizim amacımız Hristiyanlık. E tamam da sizin tüzükte diyor ki biz sportif faaliyetler falan filan, yabancı lisan öğretmek falan. Tamam biz onu şey için söylüyoruz kardeşim ya. Yani biz onu hani görüntü olarak öyle veriyoruz. Bizim amacımız Hristiyan çocukları eğitmek, Hristiyan etmek, Hristiyan yapabilmek. Yapamıyorsak sempatizan yapmak. Çünkü Amerika'da İsa'nın hizmetkarı yapmak diyor. Yemek, Young Women, Christian Association teşkilatının tüzüğünde. Şimdi biz dediler o zaman kapatır gideriz. O arada bu tartışmalar sürerken bunlar faaliyetlerini devam ettiler. Fakat 1938 yılında İkinci Dünya rüzgarları sert esmeye başlayınca Almanların baskısıyla Cemiyetler Kanunu çıktı. Cemiyetler Kanunu 10. maddesi diyor ki ya uluslararası arsi ulusal, o Osmanlıca deyim de çok hoşuma gidiyor. Arsi ulusal yani uluslararası cemiyetlerin Türkiye şubesi olamaz. Dediler ki ne yapacaksınız? Kapatıyoruz o zaman dediler, kapattılar. Fakat bunlar kapattılar, ismini değiştirdiler. İsmini ne yapmışlar? Bunu Amerikan Lisan ve Ticaret Dershanesi. Amerikan Lisan ve Ticaret Dershanesi. American School of Languages and Commerce. Yani kılık değiştirdiler. Aynı şekilde kadınlar bölümünde. Daha sonra 1968'de de tamamen Türkçeleşti. Yücel Kültür Vakfı oldu erkekler kısmı. YMCA'da ne olmuş? Onun da adı YMCA'nın adı da Gençlik Kültür ve Hizmet Vakfı olmuş. Şimdi işin garip tarafı ne biliyor musunuz? 1923 yılına kadar bu teşkilatların yönetim şemasında başta Amerikalılar, altında birkaç tane Rum ve Ermeni Osmanlı vatandaşı vardı. Fakat bu Yücel Kültür Vakfı ve Gençlik Hizmet Vakfı kurulduktan sonra Young Women'ın Gençlik Hizmet Vakfı, Erkekler Bölümünün Genç Hristiyanlar Birliği de Yücel Kültür Vakfı oldu. Bunlar kurulduktan sonra ilk başlarda başta bir iki Amerikalı, altı hep Ahmet, Hasan, Hüseyin, Hasibe, Ayşe, Fatma falan oldu. Yani tamamen biz Türklerden, Müslümanlardan devşirdikleri Türk çocuklarını bu teşkilatların kademelerindeki çalışan görevliler oldular. Ne yazık, ne acı değil mi? Şu anda siz Yücel Kültür Vakfı'nın sitesine girin veya Gençlik Hizmet Vakfı'nın sitesine girin. Göreceğiniz şey Türk yöneticiler. Ama bunlar kesinlikle uluslararası Young Men ve Young Women Christian Association üyesi. Yani Hristiyan amaçları için çalışan örgütler. Yücel Kültür Vakfı'nın okullarının adı rehber okulları.
Gençlik Hizmet Vakfı'nın okullarının adı Irmak Okulları. Yani Young Woman diye geldiler, bizim insanlarımızı, önce gayrimüslim vatandaşlarımızı protestan yaptılar, protestan yokken. Bunları sportif vesaire, edebiyat, şiir, boks, her türlü faaliyetle ikna edip bizim Türkleri de protestanlaştırdılar. Ahmet, Hasan, Hüseyin olarak şu anda bizim içimizde devam ediyorlar. Misyonerler sadece kılık değiştirdiler. Görüşmek üzere.